Dünyada koronavirüsü pandemi alarmı var. Türkiye ve Kayseri'de alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Yeterli buluyorum. Şimdi şöyle, ses sanatçısı Hasan Halim olarak Kayseri'den yetişen yeni bir cevher olaraktan kutluyorum öncelikle kardeşim ben sizlere. Evet, bütün ülkeler korksun, bu gripten bizim ülkemiz korkmasın. Ama ki yeter ki yerli yerince görevini yapmayı bilsin. Temizlik şirketlerinde olsun, belediyeler olsun. Misal ben Melikgazi Kayseri'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeyim. O çöp bidoncuları, o araçlar, bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız da duysun. Mustafa Palancıoğlu abim de duysun, Mustafa Yalçın da duysun. Bu çöpçü görevlerinde yerli yerince hak etmiyorlar aldıkları maaşı. Ben bir haftayı geçkindir Kayseri Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nin Alparslan sitesi hemen bitişinde yanında bugün 9 oldu. Herhalde yarın 10 gün olacak. O kedi ölüsü orada duruyor. Bina sakinleri, çocukları gelip geçiyor. Bakkala, markete gelip geçiyor ama o illaki o kedinin koku, etrafı enfeksiyon olup da onlarca kardeşlerimiz hastane sırasında bekleyince bu belediye başkanlarımız bunu duyarlı olsun. Kesinlikle benim babam da temizlik şirketlerinde çalıştı. Yozgat Boğazlı'nın çarşı temizliğinde o kediyi, o köpeği oradan görürdü de babam elinde çıkardı cebinden eldiveni, onu çöpe atardı. Ama çöpçüler o çöp arabaları geçiyor da duyarsız. Kesinlikle enfeksiyon denince bu gibi şeylerden kaynaklanıyor. Çöp fidanları doluyor. Saat 7.30 oluyor, 8 oluyor, öyle çöpçüler geliyor. Kesinlikle, kesinlikle görevini dört dörtlük yapmıyorlar. Ha, enfeksiyon denince de insanlarımızın elinde. Temizlik imanın yarısı diyerekten ben ses sanatçısı olaraktan sizleri kutluyorum. Önceliğimiz mi? Grip mi? Hayır kardeşim. Kesinlikle. Nane, kuru soğan, samırsak. Bunları inşallah daim edelim. 60'lık olsun, gözünü seveyim. Kolonyayı küçümsemek iyi bir şey değil. Gözünü seveyim. O 60'lık kolonyayı sık gözün içine sık da görelim bakalım. Ne yapıyor insanı? Kolonyayı bol bol elimize hijyen olarak yıkayalım. Kesinlikle bol sabunlu su ile kesinlikle günümüzden, saatimizden, ömrümüzden düşürmeyelim. Ellerimiz sabunladık, kuruladık. Tabii ki arkasına limon kolonyası gelir. Gözünü sevdiğim. Ben buna kuru soğana penselin derim. Penselin olarak da kuru soğan samırsağla ben eşit tutuyorum sanatçı olaraktan. Kesinlikle evet, samırsak şu anda fırsatçılar, imalatçılar, bakkaliyeler, marketler, pazarcılar, fırsatçılar. Allah onlara fırsat vermesin. Kardeşim benim kuru soğanım neyime yetmez? Benim bir amcam 72 yaşında Kayseri Eğitim Araştırma Yenişehir Hastanesi'ne rast geldi. Kardeşim akşamları kuru soğan yiyor bu adam. Grip nedir? 67 yaşında. Şu anda 70'e yol aldı. Adam bilmiyor. Gribi bilmiyor. Neden? Gözünü seveyim. Antibiyotiktir kuru soğan, samırsak. Kesinlikle günümüzden düşürmeyelim. O limon kabuğunu yiyince de limonun kendisini kesinlikle ellerimize hijyen yaparaktan, o limon kabuğunu kaynataraktan maydanozla beraber gribi unutalım. Kutluyorum. Eksik olmayın. O portakal kabuğunu maydanozla beraber kaynatıp içelim. Kesinlikle kutluyorum. İyi ki de varsınız. Sağ olun. Eksik olmayın. Seviyorum sizleri kardeşlerim. Yani şu anda açıklamaları azıcık okudum. 19 tane şüpheli almışlar Kayseri diye bir duyum aldım. Doğruluğunu herhangi bir şey bilmiyorum. Tedbir olarak şu anda Fahrettin Koca bakanımız gerekli önlemleri aldığını söylüyor. Biz de ona güveniyoruz, bakalım. İnsanların kendileri tedbir alması daha önemli. Yani sonuçta şehir olarak ne kadar tedbir alabilirsek alıyoruz. Ama insanların kendilerine biraz daha dikkat etmesi. Kolonya tabii. Her türlü hastalığa çare. Tavsiye ederim. Şimdi abicim, devletimiz bir önlem almış zaten. Buna şehir şehir bakmamak gerekiyor. Sonuçta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ne diyorsa şu anda o geçerli. Sağlık Bakanlığımız olsun, diğer iki bakanımız da, Ticaret Bakanımız falan. Bunlar da toplantı yapıyor, dün yaptılar. Önlemleri devletimiz alıyor zaten. Devletimizin aldığı önlemleri de buradaki valilikler, parti teşkilatları uymak zorunda. Şu anda süreci gayet iyi yönettiğimizi düşünüyorum ben. Diğer ülkelere nazaran bir tane vaka olmasına rağmen
Şu anda büyük önlemler alındı. Okullar 3 hafta tatil edildi. Yani bir vakaya göre gayet iyi bu. Diğer ülkeler de şu anda İngiltere'de. İngiltere'nin başbakanı şey diyor yani, ilgilendirmiyor diyor bizi diyor. Adam tatil falan yapmıyor. Şu anda süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Gayet de güzel yani şu anda virüse şeyimiz. Ya ben Kocaeli'den geliyorum. Böyle bir iş için geldim. Yeterli buluyorum. Hatta da abartılı buluyorum yani. Yani şu an için bir tedbir göremedim ama buluyorum yani. Otobüste az önce indim. Otobüsten indim. Otobüste de dezenfekte yapılmış. Şimdi kursa gideceğim. İngilizce kursuna. Orada da dezenfekte yapılmış. Okullar tatil oldu 3 hafta Türkiye genelinde. Yani buluyorum geleni de. Yani çok abartılı oluyor bu koronavirüsü. Çok abartılıyor ülkemizde. Yani makarnaya, bir paket makarnaya 30 lira verilmez. Adamın biri yoğurtla şeyi karıştırmış. Arap sabunlu. Yani gereksiz bunlar. İnsan ölümden eceli korur yani. Bu kadar abartılması gerekmiyor. Zaten çok şükür %90 üzeri Müslüman bir ülkeyiz. Yani İslam'ın gerektirdiği gibi yaşarsak bir şey olacağını düşünmüyorum fazla. Vallahi şu an için yapacak bir şey yok. Mecbur bir hayat devam ediyor. Aynı şekilde devam edecek. Daha yeni çıktı zaten Türkiye'de de. Kayseri'de var mı yok mu tam belli değil. Bilmiyorum yani. Hayat devam ediyor. Aynı şekilde devam edeceğiz biz de. Resmen Amerika'nın bir bombası. Ortaya atılan bir bomba. Her zaman var virüs. Her zaman var. Her zaman her türlü virüs var. Buna ne gerek de abartıyor. Biraz da imanlı ve tevekküllü olursak Allah her şeyi yok eder. O kadar. Ya Kayseri'de şu anda alınmış normal, hani böyle aşırı derecede alınmış bir tedbir yok. Ama yani Türkiye genelinde alınan tedbirler yeterli. Türkiye genelinde devletin almış olduğu spor müsabakalarında olsun, ne bileyim işte kısmi sokağa çıkma yasağı da ilan edeceklermiş. Olursa iyi olur yani. Çünkü yayılmamasında fayda var. Vallahi şu an bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla gereken tedbirleri alıyorum. Zaten belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç bayağı bir üzerinden üstesinde duruyor, dikkat ediyor. Ya bu bir insanın ya da bir belediyenin dikkat etmesi gerekmek değil. Sen dikkat edeceksin. Sen tedbirini alacaksın. Bu koronadan korktukları kadar Allah'tan korsalardı dünya daha çok yere gelirdi. Ne diyor abi? 5 vakit abdestini al, namazını kıl, Allah'ına şükredet. Temizle, dikkat ettikten sonra korona da bahane, şey de bahane. Ecelin yettikten sonra, ölüm geldikten sonra korona ne ki ya? Şu an biliyorum. Şahsen ben kendim şu an tedbir aldım. Yurt dışından geldiğim için. Ben şu an kendi tedbirimi aldım. Çünkü vatandaşlarımız sağlığı açısından önemli. Onlara yani bende bir şey yok ama olduğunu farz ederekten vatandaşlarımın hayatını riske atmamak için ben kendi tedbirimi aldım şu anda. Hükümetimiz bu konuda erken davrandı. Yeterli buluyorum. Sıkıntı yok. İnsanlar elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Herhalde yeterli olur inşallah. Yani ülke genelinde şu anda baktığımızda yani okullar tatil oldu. Yararlı olacak mı onu da bilmiyorum. Ha, onun haricinde de yerel işte belediyeler dezenfekte işini yapıyorlar. Ha, okulların dezenfekte edileceği söylendi. Ha, gözle görünür bir şey yok aslında. Bilmiyorum yani ne olacağını. Ha, herkes bir iki hafta sonrası için ne olacağını bilmiyor. Yani bilemiyoruz yani. Aynen buluyorum. Dünyada bir örneği de yok şu an için. Türkiye'de alınan örnekler hiçbir ülkede göremiyoruz şu anda. Medyadan takip ediyoruz. Yani yeterli buluyoruz yani. Şu anda bütün vatandaş artık kendi önlemini kendi alması gerekiyor. Devlet olarak yapılmış bir şeyler. Şu an şöyle açıklayalım. Kayseri'de mesela burada fazla yok diyorlar zaten. Hani Türkiye olarak gerçekten bir gizlilik var koronavirüsüne karşı. Ne gibi derseniz normalde bir kişi için bir virüse bulaştığından dolayı normalde tüm şehri bence kapatmazlar. Hani ne yapmazlar. Temizliğimize dikkat edersek, hani ben abartmanın halkımız bence abartıyor. Yani temizliğimize, hijyenimize dikkat edersek ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hani ben rutin hayatıma şu anda devam ediyorum zaten. Nasıl yaşıyorsam hala aynı. Ama bir şekilde de hani önlem almamız gerekiyor. Hani gerçekten kalabalık ortamlarda bulunmamamız gerekiyor. Özellikle yaşların şu günlerde biraz daha fazla dışarıya çıkmamaları gerekiyor. Çünkü genç oranlarında biraz daha düşüş olduğunu görmüş bulunmaktayız. Hani internetlerde, sosyal medyada karşılaşıyoruz. O yüzden dolayı hani biraz daha tedbirli olarak dışarıya da kurallara uyarak sağlıklı bir çevre oluşturmamız gerekiyor. Çok yeterli. Bu kadar önlem çok bile yani. Gerek yok. Yani ölümlü dünya.
Gerçekten Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bu işin çok ciddiye aldı. Türkiye dünyaya örnek bence. Şu andaki sayı 4-5 ile ifade ediliyor. Bir elimizin parmakları kadar yok. Ve bu hepsinde aynı aileden oluşu demek ki ne kadar ciddiye aldığımızın önemini gösteriyor. Biz Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu önlemlerin artarak devam etmesini de yanayım açıkçası. Allah başka bir şey vermesin. Bunun da altından kalkarız. Ya en başta bakılırsa cidden yetersiz buluyorum. Tüm alınan önlemleri falan. Daha çok kişilerin biraz daha bilinçlendirilmesi gerekiyor ki daha bu virüsle mücadele edebilelim diye yani. Vallahi pek fazla yeterli değil yani. Daha da fazla önlem almamız gerekiyor. Yani katılıyorum ona. Ben tedbirlerin ne kadar alındığını tam olarak bilmiyorum ama sadece televizyondan duyduğumuz kadarıyla Sağlık Bakanlığı çalışma yaptı, daha önceden de yaptı. Buna ilişkin tedbirler alınmış durumda ama şimdi ne kadar yeterli, ne kadar yetersiz bilemiyoruz. Bu virüs tabii tedbir alınsa bile üreyecek, devam edecek. Fakat şunu görüyoruz, ölüm oranları çok düşük. Halkta bir panik havası yaratılmaya çalışılıyor. Halk paniğe gelmemesi lazım, galayana gelmemesi lazım bence. Ölüm oranları çok düşük olduğu için virüsün yayılacağı aşikar. Fakat tek yapmamız gereken burada biraz hijyene dikkat etmek, biraz da tevekkül olmak. Tabii biz Müslüman bir ülke olduğumuz için Müslümanların çoğu temiz olur bildiğiniz üzere. Zaten fark ettiyseniz virüsün yayılma hızı bizim ülkemizde daha geç oldu. Bunun sebebi de Müslüman olduğumuz için ve hijyene dikkat ettiğimiz içindir. Yapılan bir araştırmaya göre Çinlilerin %24'ü tuvaletten sonra ellerini yıkıyor. Ama Avrupalıların %50'si, biz Türkiye ve Bosna Hersek'in de %94-96 oranında virüsün Türkiye'ye geç gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur diye düşünüyorum yani. Bence yeterli ama virüsün durumunu bilemediğimizden, hani kimisi diyor ki bildiğimizden daha büyük bir şey yaşanıyor. Kimisi de diyor ki bu kadar abartılacak bir şey yok. Hani gerçek bir bilgiye sahip olamadığımızdan yani bilemiyorum ama herhalde yeterlidir yani. Çünkü Avrupa'dakiler şöyle söylüyorlar, tek bir vakayla okulları falan tatil ettiler. Yani ilk defa Avrupa bizi kıskanıyor. İlk defa.